Merhaba, ben Işılay. Ne Çektik YouTube kanalına hoş geldiniz. Kahve Ülkesi filmi hayatımıza gireli tam 6 sene oldu. 6 sene açıkçası bize daha kısa gibi geldi. Ve o zamandan beri birçoğumuz bu filmin ikincisini sabırsızlıkla beklemekte. Ve sonunda Disney, Kahve Ülkesi filminin ikincisinin 22 Kasım 2019'da vizyona gireceğini açıkladığı zaman hepimiz çok mutlu olduk. Kasım ayının sonuna kadar beklemek zorunda olmamıza rağmen elimizde Kahve Ülkesi 2'ye ait bir tane fragman var. Ve bu fragmanı izleyenler bana şu anda hak verecekler, gerçekten de ne olduğu belli olmayan bir fragman. Bizim Ne Çektik de Disney'i çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Ve dürüst olmak gerekirse Kahve Ülkesi bizim favori Disney filmlerimizden biri. Sonuç olarak biz de oturduk bu fragmanı defalarca izledik. İnternetten yorumları araştırdık. Ve bu fragmanın aslında bize ne anlatmaya çalıştığını az da olsa anlamayı başardık. Gelin Kahve Ülkesi 2'nin fragmanını hep beraber inceleyelim. İlk giriş. Elsa ne yapmaya çalışıyor? Kahve Ülkesi 2'nin fragmanı bir bang ile başlıyor. Ve hemen karşımızda Elsa'yı görüyoruz. Anlaşıldığı kadarıyla antrenman yapmaya çalışıyor. Elsa'yı ilk filmde gölün üzerinde yürürken görmüştük. Ancak bu sefer okyanusu geçmeye çalışıyor ve dalgalarla savaşıyor. Oldukça da zorlandığını görüyoruz. Kocaman dalgalar Elsa onları dondurmaya çalışırken resmen buzlar kraliçesini yutuyor. Ancak Elsa pes etmiyor ve denemeye devam ediyor. Buradan anladığımız ise Elsa'nın bir şey için kendini eğitmeye çalıştığı, daha başarılı olmak istediği, güçlerini daha iyi kullanmaya çalıştığı. Yani ne için çalışıyorsa gerçekten de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Belki Arundel'e çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. İlk sahnelerde Elsa dalgalarla birlikte aynı zamanda fırtına ve yıldırımlarla da boğuşuyor. Bu ciddi ve etkileyici sahne daha da hareketli hale gelecek olan fragmanın temposunu belirlemiş durumda. Bu sahne için bizim düşüncemiz gerçekten de heyecan verici olmuş. Kalenin etrafında neler uçuşuyor? Kocaman bir dalga Elsa'yı yerle bir ederken Anna da uyanıp balkona koşuyor ve şaşkın bir şekilde kalenin etrafında havada süzülen mavi garip şekillere baka kalıyor. Bu şekiller Elsa'nın meşhur kar şekillerinin bir parçasına benziyor ve aynı Elsa'nın buz gücünü kullandığındaki gibi parlıyorlar. Bu iki sahnede anladığımız kadarıyla aynı gece yaşanıyor. Acaba bu garip şekilleri tehlikede olduğu için bir uyarı olarak Elsa'mı oraya gönderdi? Yoksa bir düşman Arendelle yaklaşırken Elsa'nın güçlerinin zayıflamaya başladığının bir işareti mi? Kristoff nereye koşuyor? Kristoff'un sinirli bir şekilde bir yerlere koştuğu sahne fragmandaki üçüncü sahne olarak geçiyor. Görünüşe göre Anna'nın sevgilisi her nereye gidiyorsa oldukça kararlı gözüküyor. Aynı zamanda kendisini takip eden vahşi bir rengeyi sürüsü de var. Tam olarak ne olduğunu bu sahnede anlamamış olsak da aklımıza birkaç ipucu da gelmiyor değil. Mesela bir orman yangını. Kristoff'un rengeyiklerini çok sevdiğini birinci filmden biliyoruz. Ve bir felaket durumunda onları güvenli bir yere götürmek için acele ediyor olabilir. Anna neden kayaların üzerinden atlıyor? Şimdiye kadar bildiğimize göre Anna oldukça cesur. Bu sahneden anladığımız Anna'nın kayaların üzerinden atlayarak bir yerlere gitmeye çalışıyor olması. Acaba bu daha önceki sahnede gördüğümüz buz parçacıkları ve onların Anna'ya verdiği bir ipucu olabilir mi? Bu parçacıklarda Anna, ablasının tehlikede olduğunu görmüş ve o yüzden de okyanusa, kayalara gitmiş olabilir mi? Fragmanın ilk girişindeki Elsa'nın olduğu sahne ile Anna'nın bu sahnesini karşılaştırdığımız zaman ikisinin de aynı yerde geçtiğini anlıyoruz. Belki de aynı zamanda bile geçiyor olabilirler. Gizemli fuşya renkli ateş. Olaf yaz zamanını çok seviyor olabilir ama kendisi kardan yapıldığı için doğal olarak eriyor. Tabii ki de Elsa onu her zaman doğal haline tutmaya çalıştığı için oldukça şanslı. Bu sahnede Olaf ve Elsa'nın fuşya renginde ateş ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Ve bu bizim Olaf için endişelenmemize yetiyor. Çünkü gözüktüğü kadarıyla Elsa ciddi anlamda meşgul. Pembe renkli bu ateşten anladığımız Elsa'nın birilerinin saldırısına uğramış olduğu. Ama bu ateş kime ait olabilir? Hiçbir fikrimiz yok. Ciddiyet ve gerginlik. Fark ettiyseniz Kahve Ülkesi 2 oldukça ciddi ve gergin bir müzikle başlıyor. Dahası fragman devam ettikçe bu müzik daha da güçlenerek devam ediyor ve bizleri de en sevdiğimiz karakterler için heyecanlanmamıza neden oluyor.
Görüldüğü kadarıyla Elsa, Anna, Kristoff ve Olaf çok güçlü bir düşmanla karşı karşıya kalıyorlar. Bu düşmanın ve bu olayların da sonbahar mevsimiyle kesinlikle bir alakası var. Filmde karşımıza şahane müziklerin çıkacağını biliyoruz. Ancak neredeyse eminiz ki Karlar Ülkesi 2'nin müzikleri birinci filmdeki gibi eğlenceli ve neşet açıcı olmayacaklar. Let it go! Let it go! Neyse daha fazla söylemeyeyim yoksa telif falan yiyebiliriz şimdi Disney'den. Yeni karakterler. Karlar Ülkesi 2'nin en azından birkaç tane yeni karaktere yer vereceğinden eminiz. Bu karakterlerin kim olacakları filmin gizemini koruması için oyuncular listesinde gözükmese de genç bir kızın kırmızı ormanda durduğunu gösteren bir sahne var. Bir şeyin ya da daha doğrusu bir kişinin toprağın altından çıkmasına benzer bir şekilde yaprakları dağıttığını da aynı sahnede görebiliyoruz. Çok belirgin olmayan bu küçük sahnede bu iki karakteri Anna ve Christopher'e karıştırmak mümkün. Ama yerden havalanan erkek Christoph olmayacak kadar zayıf ve kızın saçları ise Anna'nınkine kıyasla oldukça kırmızı. Bunlar çok merak ettiğimiz yeni ve kötü karakterler olabilir mi? Sonbahar geldi. Elsa belki Karlar Kraliçesi olabilir ama bütün mevsimleri sevdiğini biliyoruz. Peki öyleyse neden sonbaharın gelmesine bu denli şaşırmış durumda? Fragmanda karşımıza sürekli çıkan renk kırmızı ve tonları. Yani karşılaşacağımız kötü karakterlerin ateşle ilgili güçleri olduğunu söyleyebiliriz. Ve kırmızı ormandaki kızın saçlarının kırmızıya çok yakın bir renk olduğunu da göz önünde bulundurursak. Bu karakterin iyi bir şey yapmayacağını düşünüyoruz. Ama acaba bu karakterin Elsa ve Anna ile sorunu ne? Ve neden gözünü Elendil'e dikmiş olabilir? Dağ tepesinden bakış. Fragmanda gördüğümüz en son sahnelerden biri ise bütün ekibin bir dağın tepesinden kırmızı yapraklarla kaplanmış ormana baktığı. Uzaktan da olsa karlı dağları görebiliyoruz. Acaba bu görüntü kötü karakterlerle savaşa girilmeden hemen öncesini gösteriyor olabilir mi? En son sahne. Anna'nın kılıç çekmesi. Fragman tamamen kararmadan önce gördüğümüz en son şey Anna'nın Kristoff'un kılıcını alıp bize doğru sallaması. Birinci filmden gördüğümüz kadarıyla Anna yumruğuyla gayet iyiydi. En nihayetinde Hans'ı tek bir yumrukla denize fırlatmayı başarmıştı. Ancak Anna'yı daha önce hiç kılıçla görmemiştik. Anna, Elsa ve Kristoff ürkütücü bir ormanda yürüyorlar. Yürüyüşlerinden de oldukça tedirgin olduklarını anlıyoruz. Bu son kapanış sahnesi şahane olmamış mı? Anna'nın ne kadar cesur olduğunu ve yeni şeyler öğrendiğini bize gösteriyor. Evet arkadaşlar, Karlar Ülkesi 2'nin ilk resmi fragmanı ile ilgili bildiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz ne varsa her şeyi sizinle bu videomuzda paylaştık. Yeni fragmanlar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Videonun başında da belirttiğimiz gibi biz Disney'i, özellikle de Disney prenseslerini seviyoruz. Eğer siz de bizim gibi Disney'i ve Disney prenseslerini seviyorsanız yukarıya veya bu yukarıya bir tane link bırakıyorum. Bu link Disney prensesleri ile ilgili olan playlistimize ait. Eğer hala izlememişseniz eminim ki diğer videolara da göz atmak isteyeceksiniz. Bu fragmanla ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey olursa aşağıdaki yorumlar kısmında mutlaka bize sorun. Hepsini tek tek cevaplamayı planlıyoruz. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz ve en kısa zamanda tekrardan görüşmeyi dileriz. Şimdilik hoşça kalın.